efendim, Celaliye'den herkese selamlar. Bugün Şemsettin Sütçü, aslında onu en güzel sevgili Kadir Açıl eserinde tanıttı. Sanırım detaylarda o esere baştan sona kadar vereceğiz. Yolu inşallah güven veririz sana. Şemsettin Sütçü ile can canayız can cana. Sütçüoğlu inşallah güven veririz sana. Şemsettin Sütçü ile can canayız can cana. Hizmetler İsrail'i doğruluktur kuralı. Şemsettin Sütçü Bey'dir adamların kralı. Hizmetleri sıralı, doğruluktur kuralı. Şemsettin Sütçü dostum adamların kralı. Kendisi Fener Dernek Başkanı, Samsun Sanayi İş Adamları Derneği'nin 3. Bölge Başkanı ve iş insanı, Sütçüoğlu İnşaat. Bir önce geldiğimde inşaatı çekerken de o kolonların demirlerini bana anlattığında dedim ki vay be, biz demek ki harbiden mezarda yaşıyormuşuz. O yüzden sevgili başkanı ben tebrik ediyorum. Allah niyetini bozmasın hiçbir zaman için. Başkan, seni anlatmak zor. Dediğim gibi Kadir Açıl çok güzel anlatmıştı. Onu detaylarda kullanacağız ama Şemsettin Sütçü'yü yeniden bir tanısak mı? Ahmet abi, ilk önce bölgemize tekrar hoş geldin. Seni özlemişiz. Seni bu bölgede ağırlamaktan onur ve keyif duyuyoruz. Çünkü kendi bölgemizin yetiştirdiği ender insanlardan bir tanesisin. Ve bölgeye hakikaten bölgenin tanıtımına, Çarşamba bölgesinin, Karadeniz bölgesinin yöresel kültür ve yardımlaşmanın, dayanışmanın ne anlama geldiğini vatandaşımıza iletmek için gayret gösteriyorsun. Öncelikle hem hanemizde seni misafir etmekten, hem de seni bölgemizde ağırlamaktan ve şahsım, ailem ve bütün Sütçüoğlu İnşaat ailem adına sana hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. İnşallah güzel bir gün geçireceğiz bugün. Eminim, Ahmet abim. Eminim. Kardeşim, inşaatçılık, şimdi malum bizim köy, bizim köy diyorum çünkü Hürriyet, İstiklal, Fener, Kara Mustafalı hemen hemen aynı yerden ayrılma bir yerdir. Bizim köyde genelde tarımla, hayvancılıkla uğraşılırken, burada da maşallah çok güzel projeleri imza attığını bildiğim için, hatta en son yanılmıyorsam kıyı 2'yi çekmiştik, kıyı 1'i çekmiştik galiba. Şimdi kıyı 2, kıyı 3 gidiyor. Artı ara sokaklardaki inşaatların hariç. Bu kadar büyük inşaat sektörüne girmek nereden aklına geldi? Şimdi Ahmet Bey, bizim sonuç itibariyle bir an bir sabahın köründe kalktık ya artık inşaatçı olalım falan dediğimiz yok. Bunun şöyle bir altyapısı var. Rahmetli babamızın mesleği 70'lerin, 80'lerin, 90'ların ortalarına kadar bölgenin, kendi bölgemizin işe, istihdama ihtiyacı olan kendi dönemin arkadaşlarını gurbete alıştırarak o dönemin inşaat kalfası benim babam. Biz de işte nacizane onun elinden bayrağı bir nebze de olsun almak için inşaat kalfalığıyla başladığımız hayatımızda doğru zamanda doğru kararlar alarak şirketimizin gelişiminde fayda sağlarken etrafımızdaki insanların da bizi yönlendirmesiyle, bize teveccüh göstermesiyle, bize inanan, güvenen insanların bize bakış açısındaki anlam, kendimize yüklediğimiz anlamın ne kadar önemli olduğunu fark ettiğimizde Sütçüoğlu İnşaat oluşu verdi. Yani bu
yani yarın sabahleyin evet kafamızda kurduk bir 50 daire 100 daire yapalım falan diye bir şey yok. Biz bunu ilmek ilmek dokuyarak nakış nakış alnımızın teriyle bulunduğumuz noktaya gelmek hiç de kolay olmadı ve bulunduğumuz şu andaki atmosferde ülkenin bulunmuş olduğu ekonomik sıkıntılara rağmen yaklaşık olarak 110 daire toplam götürecilerle birlikte 200 kişilik bir ekiple yolumuza devam ediyoruz. Ve kızımız da burada Deniz Ay, mimarımız harıl harıl yeni projeler içinde aynı zamanda adım atıyoruz. Aynı çünkü neden? İstihdamın devamı için, bu ülkenin geleceğine yön vermek için biz böyle yani tabii ki dünya görüşü herkesin kendine has bir dünya görüşü vardır Ahmet abi. Ama bizim ne bir faizde, ne bir mevduatta, ne bir dövizde, ne bir başka bir arayış içinde değiliz. Biz 3 kişi yerine nasıl 5 kişi çalıştırabiliriz? 5 kişi yerine nasıl 15 kişiye çıkartabiliriz? Diye ülkenin lokomotifinde bir yol olmaya, bir güzergah olmaya devam ediyoruz. Biz bu anlamda hiçbir zaman bence, ben olarak düşünmedik. Biz büyük aile perspektifiyle baktık. Onun için şu andaki durumun kendiliğinden akışkan olarak gelmesindeki yegane temellerden en önemlisi sevgi ve samimiyet. Hem ülkemize, hem ailemize, hem milletimize olan ahde vefa borcumuz. Çünkü bizim gibi sıfırdan gelen ailelerin Ahmet abi belirli bir bocalamaları, belirli bir zorlukları, belirli bir bakış açılarının değişmesi, ne oldum delisi olması gibi bir durumlar yaşayabilirler. Ama biz Allah'a binlerce şükürler olsun, temelimiz ahlaki olarak, insani olarak çok güzel bir yetişme çocukluğumuzun geçtiğini düşünüyorum. Allah rahmetli babamdan Allah binlerce kez razı olsun, mekanı cennet olsun. Bu vesileyle de yad etmiş olayım. Annem başımızda sultanımız, onun da bizi çok ahlaki ve insani değerlerin pekiştiren o hamurla yoğrulmuş olmamız bizim kısa vadede evet ya bir şımarıklık, bir yol kaybetme, o çizgiden çıkma, kırmızı çizgileri olmayan bir kalitesiz yaşantının hayatımıza hiç girmemiş olması, bu bizim temelimizin aslında ne kadar sağlam olduğunu gösterir. Onun için çalıştırdığımız arkadaşlarımızın emeğine, mesai arkadaşlarımızın tamamına hiçbir çalışanımız gibi bakmadık. Dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz olarak baktık. Hemen araya gireceğim. Yine bir önceki çekime geleceğim. Sevgili Şemsettin Sütçü'nün çalışan arkadaşlarında birçoğu daire sahibi olmuştur. O yüzden bu lafına ek olarak bunu yapmak istedim. Hatta biri demişti, abi Allah nasip ederse ikinci dairemi alacağım. Ne kadar güzel bir şey. Tabii ki bu bunun vesilesi olmak, Allah bizi bu konuda vesile kılmış olması, omuzumuzdaki yükün ne kadar ağır olduğu bilincini bir kez daha hatırlatıyor. Çünkü yanımızdaki çalışan arkadaşlarımızın, dostlarımızın, kardeşlerimizin birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıldan sonra ben şahsi olarak rahatsız etmeye başlıyorum. Diyorum ki bizde mi problem var, sende mi problem var, yaşantında mı problem var, artık bir mal ürün sahibi olman lazım diye. Hatta derim ki yani her zaman hepimiz sıla-i rahim yaptığımızda o toprakları özlüyoruz. O gurbete çıkış çıkışımızdaki yegane sebep ne? Malımız, mülkümüz, işteki hayatımızdaki yaşantımızın, sosyal yaşantımızın bir amacı olsun. O toprakları, o özlem dolu topraklarımızı bırakıp gelmişsek buraya, onun bir amacı olmalıydı. Onun için o telkini sürekli çalışan arkadaşlarımıza çok sıklıkla yaparım. Benden almayın derim. İşte Ahmet'ten alın, Mehmet'ten alın, X mi müteahhitten alın ama gidelim pazarlığını çatır çatır yapalım. Biz sizi, bizim yanımızda çalışan bir arkadaşımızın 3. senesinden sonra bir ürün, bir gayrimenkul, bir yatırıma ulaşmamışsa o zaman kendimizi de sorguluyoruz ki vatandaşın özel hayatını da sorguluyorum. Bu kadar da yani üstüne basarak arkadaşlarımızı sahipleniyorum.
Onların derdiyle dertleniyoruz. Onların sıkıntılarını üstleniyoruz. Tabii ki onlar da bizi bir işveren olarak görmüyorlar. Onlar bizi öylesine sahipleniyorlar ki yani bizim saatimiz, zamanımızın mesaimizin kalıplaşmış bir ölçüsü olmuyor. Onun için hem bizim hayatımızdaki kazancımız mutluluğa dönüşüyor. Hem onların çalışması özveriyle çalışması, evlerine bereketli ve helalinden kendilerine düşen, hisseden evlerine götürdüklerini mutlu, huzurlu bir yaşantılarının olmasına sebep oluyor Ahmet abi yani. Bizi izlemeye devam et. Aşk ekmek sevdamdır, sevgi benim gıdamdır. Şemseddin sütçü kardeş, adam gibi adamdır. Aşk ekmek sevdamdır, sevgi benim gıdamdır. Şemseddin sütçü kardeş, adam gibi adamdır. Fener'dir mahallesi, çarşambadır ovası. Şemseddin sütçü dostum, fakir yoksul babası. Fener'dir mahallesi, çarşambadır ovası. Şemseddin sütçü dostum, fakir yoksul babası. Mart ayında Celalli'de o kadar güzel hava var ki şu an güneşten ekranımı göremiyorum. Ergün de sağ olsun yerinde durmuyor. Bir sağa bir sola gidiyor, dedim ki Şemal gel ne olursun Ergün'ün yanında ortaya alalım da sallamayalım. Daha kaçma şansı yok. Efendim Sütçüoğlu İnşaat'ın şu kardeşi sevgili iki numara ve ben Ergün'le feneri çekmiştim. Orada tanışmıştım. Allah razı olsun. İlgilenmişti. İlgisinden, alakasından dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Ergin Sütçü. Geçen sefer geldiğimde abi geleceğim. Şimdi değil. Beni çekme demiştin ya. Evet. Bu sefer yakaladım, ne olacak? Bu sefer ne olacak? Ramazan'a denk geldi. Bu şekilde biraz yorgun hissediyorum kendimi. Böyle halsiz. Evet. Sevgili Kemal diyor ki açlıktan diyor gözüm kararıyor. Sabaha da betonumuz var, o yüzden yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yorulmamak elde değil, çok çalışıyorlar maşallah. Allah güç kuvvet versin. Evet. Ergin kardeşim sen az yakaladın böyle, anladın mı? Ergin sahada çalışıyor. İftardan sonra sen yakala bakalım bunu bir. İftardan sonra betona aslında kalmak isteriz de bana Kemal dedi ki ben seni İstanbul'a bırakacağım. Şimdi abi şimdi Kemal'le beraber gitmek var ya. İftarda bizimle berabersin. Beraberiz. Evet, bizim. İsabet oldu. Bana evet. Da sürpriz oldu sevgili. Beni bahane etme. Ben Sütçüoğlu ailesi için seni ben sabaha kadar da beklerim. Yarına kadar da beklerim yani. Önemli olan program güzel olsun. Ama eve kadar da bırakacağımız söz. Tamam yani. İyi gidi Ahmet. Sen kiminle dans ediyorsun da? Kara Mustafalı'nın, Hürriyet'in, İstiklal'in, Fener'in tozunu yutmuş insanlarla dans edebilir miyim ben? O zaman şu an burası neresi? Burası Büyükçekmece, Celale Kamiloba Mahallesi. Buradaki şantiyemiz, normalde Celaliye'de de şantiyelerimiz var biliyorsunuz. Buraya yeni başladık, Ramazan'da başladık. Allah'ın izniyle yarın sabah da betonumuz var burada. Devam ediyoruz işte. Şöyle bir şey yapalım mı? Ben sana mikrofonu vereyim. Ben araziyim ya, sürekli arazi olmayı seviyorum. Mikrofonu vereyim, sen ekip arkadaşlarını bir tanıt olur mu bize? Tamam olur, neden olmasın. İstersen Kemal bir iftara bugün geldim, tesadüf geldi. Bundan sonra kaybetmem de yok. 7 seneden beri saklıyorlardı benden. Hemen söyleyeyim. İsmail Keskin Kılıç 1. Eyüp Alkaptan 2. Şemseddin Sütçü 3. Beytullah Gül 4. Mustafa Kılıç 5. 5 kişiyi söylüyorum abi. Hep adını andılar. Hep adını duydum. Gerçekten övgüyle bahsettiler. Geçmiş dönem başkanımız diye. Hatta Beytullah çok güzel önceki etkinlikte çok güzel sözlerle festival alanında onur etmişti. Ama nedense
görüşememiştik. O yüzden kaybetmeyeyim diye ben sana mikrofonu vereceğim. Sevgili başkan arkamızda ters ters bakıyor. İftara yetişeceğiz diye ama hiç kusura bakmasın. Şu an mikrofon İftar bende. İftar o kadar yakın mı acaba? İftar o kadar yakın mı diyorum. Yani öyle bir dünya yok kardeşim. Mikrofon bendeyse başkan iftar Allahu Ekber diye ne kadar benimle beraber. Mikrofonu sana veriyorum. Ekip arkadaşlarını bir tanış. Tamam. 24 yıldır beraber çalıştığımız demirci Amasyalı Ahmet abimiz. Ne demek ister? Onun da buradayız, devam ediyoruz. İşimizin başındayız. Burada Ergin'den, Şevşettin'den yıllardır buradayız. Bir ekmeği paylaşıyoruz. İşimizin başındayız. Beşinci daireyi de Allah nasip etti. Çalışıyoruz. Sütçüoğlu sayesinde. Neler söyleyeyim? Herkesin Cenab-ı Allah yoluna çıkışsın. Amasya'ya buradan bütün dostlara selam olsun. Allah herkesin yoluna çıkışsın. Selamun aleyküm. Öncelikle Şemsettin kardeşime teşekkür ederim bu projeyi kabullendiği için. Bu projede emeğe geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkürler ediyorum. Ve aynı zamanda benim büyüklerim Kamil Baba eşrafından gelip de inşaatımızı gören arkadaşlar, biz böyle bir çalışma, böyle bir demir, böyle bir betonu hiçbir zaman Kamil Baba beldesinde görmedik dediler. Ve bunun için de kardeşime ikisine de, diğer arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Hani Allah nasip eder ki hep beraber burada oturup çoluğumuzla çocuğumuzla iş yerimizle muhteşem bir şekilde yürümeye çalışacağız inşallah. Şimdi sorunuzu anladım. Şöyle bir şey söyleyeceğim. İki tarafta eğer karşılıklı ılımlıysa bence hiçbir sorun çıkmaz. Herkesin istediği olmuşsa, güzel olmuşsa. Zaten kardeşim de sağ olsun bana dedi ki her şey birinci sınıf olacak abi. Kamil Oman'ın göz bebeğinde olan bir proje dedi. O yüzden en güzel şekilde yapacağına inanıyorum. Tabii bu proje özelinde İbrahim abiyle çalışmak keyifli. Ne istediğini bilen aileyle çalışmak bizim açımızdan anlamlı ve bize de iyi geliyor. İşimizi kolaylaştırıyor. Ve sonuçta güzel bir proje, şık bir proje olacak. Allah inşallah alnımız ak başımız dik. Sütçüoğlu ailesine yakışan bir şekilde helalleşerek İbrahim Yavuz Bilge ile ayrıldığımızda bir kahvemizi tekrar şu köşede terasında Allah nasip ederse içerek vedalaşacağımıza inanıyorum. Tüm bütün bugüne kadar çalışmış olduğumuz toprak sahiplerimizle hala da insani ilişkilerimizin devam etmesi. Devam etmiş olmamızın sebebidir İbrahim abiyle çalışmamızda. Çünkü onun da bir sürü bir şekilde akrabası ve eşi, dostu vesilesiyle çalışmış olduk geçmişte de. Onun için bu projede çok bizi yoracak bir proje değil. Allah nasip ederse yıl sonuna İbrahim Yavuz Bilge ve ailesi terasında çayını kahvesini içerek hayatlarına devam edecekler. Mutlu mesut bir şekilde inşallah diye diliyorum. Burada 8 bağımsız bölüm var. 2 dükkan var. Depolu dükkanlar var. 6 tane 2 dubleks, 4 tane de bağımsız bölümden oluşan 8 tane bağımsız bölüm var. Çok Allah nasip ederse şu anda bitirmeyi hedefliyoruz. Satışı hiç düşünmedik. Şu anda iş inşaat devam ederken satışla alakalı bir planlamamız yok. Alnımız ak başımız dik bir şekilde bu ekonomik atmosferde mal sahiplerimize, proje toprak sahiplerimize işimizi teslim etme yönünde planlamamız var. Şu anda satmayla alakalı çok aman aman bir gayret içinde değiliz. İşimizi bitirmekle alakalı hedefimiz bu noktada. Ben de buradaki çalışan arkadaşlarımızın hepsine bu Ramazan ayı vesilesiyle hem hepsi herkesin Ramazan ayının mübarek olmasını diliyorum ve buradaki çalışan, emek veren temelden, topraktan, harfiyattan bugüne kadar şu anda devam ediyor. Daha yeni başladık. Hepsine şimdiden kolaylıklar diliyorum. Tekrar çalışma arkadaşlarımızın görüşlerinize sizleri, izleyicilerimizi baş başa bırakıyorum. Bu inşaatın uzmanı. Evet. İnşaatın uzmanı 24 yıldır beraber çalıştığımız, memlekette de aynı köylü olduğumuz Hürriyetli bir kardeşim. Yıllardır bir ekmeği beraber paylaşıyoruz. Evet, ben de 23 seneden beri aynı Sütçüoğlu'yla birlikte çalışıyoruz. Hani bir kardeş, bir abi, dost gibi, hiç bir şey de olmadan. Yani güvenilir adresi diyelim yani Sütçüoğlu inşaat. İnşallah akşam iftarda bir kurbanımız var. Beraberce iftarımızı yapacağız. Teşekkür ediyoruz Sütçüoğlu inşaatına. Biz hep buradayız. Devam. Durmak yok, yola devam. Büyükçekmece Celali Kamiloba Mahallesi'nde İbrahim Yavuz Bilge toprak sahibi olarak biz buranın
müteahhitliğini yapıyoruz. Burada 4 tane dairemiz var. Güvenilir, sağlam bir şekilde inşaatımızı yapıyoruz. Yeni yönetmeliğe göre perde kolonlarımız ve asansörümüz mevcuttur. Sütçüoğlu İnşaat telefon numarası 0532 615 97 52. İnternette sütçüoğlu.com'a girerekten her türlü ulaşıma sağlayabilirsiniz. Şemsettin Sütçü adı, vatan bayrak muradı, aile vatanperver, çarşambanın evladı. Şemsettin Sütçü adı, vatan bayrak muradı, aile vatanperver, çarşambanın evladı. Kadir Aşık diyorum, dostluğu seviyorum. Şemsettin hemşehrimi kalpten alkışlıyorum. Kadir Aşık diyorum, dostluğu seviyorum. Şemsettin hemşehrimi kalpten alkışlıyorum. Ahmet abi, yaklaşık olarak 4-5 ay önce gelmiştin. Burası toprak halindeydi. Sağ taraftaki havuzun hatta beton haliyle tripodla içinden çekim yapmıştın. Buradaki çalışan arkadaşlarımız da 4-5 ay önceki görmüş olduğun yerin şu anda konforlu bir, huzurlu bir yaşam sunulan kıyı bir projemizdeyiz. Burada bu projeyi yapmış olmamız Sütçüoğlu İnşaat adına çok büyük bir prestij kazandırmıştır. Müşteri portföyümüzün değişmiş olması, vatandaşın, müşterilerimizin ve tüm dostların, bütün bizimle birlikte hareket eden arkadaş çevremizin bizden beklentilerinin ne kadar değiştiğini fark etmiş olduk. Bizim burada yapmak istediğimiz şeyi tam anlamıyla ulaştığımıza düşünüyorum. Ve Ahmet abi, bu kadar güzel atmosferde ısrarla mikrofonu istediğini hissediyorum ve buyur Ahmet abi, mikrofonu iade ediyorum. Şimdi sevgili Şemsettin'e mikrofonu ver diyorum. Neden biliyor musunuz? Konuşmasında söylemişti. Burada çalışan arkadaşlarımıza bir röportaj almıştık. O zaman dış cephe kaplaması vardı. Çatı izolasyonu vardı. Ve arkamızdaki havuz, demiştim ki Şemsettin kardeşim, inşallah Allah bir gün burayı görüp yüzmeyi nasip eder demiştim. Şemsettin, sen şimdi şunu tut kardeşim. Ben 2 dakika bir suya yani işin şakası harbiden mükemmel olmuş. O zaman şöyle yapıyoruz. Ha, sen beni ısrarla 4-5 senedir misafir ediyorsun ya abi, illa gel diye, külliyen yalan. Yengenle beraber o zaman buraya ben bir gün gelirim. Şu güzelliği yaşamak isterim bir. İkincisi, sanırım bu peyzaj düzenlemesini sevgili Deniz kardeşim yapıyor. Evet. Yani mimari dokunuşların tamamı sahada denize ait ve bu işin kaba inşaatından bugüne kadar tüm emeği geçmiş arkadaşlarıma, kardeşlerime hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve ince işin takibinde Abdullah Doğan yeğenim ve projenin son aşamasına kadar emeği geçen bütün kardeşlerime tek ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bana demiştin ki çok çalışman lazım abi, buradan daha bu televizyonculukta olmaz demiştin. Buradaki daire fiyatlarını. Ahmet abi, buradaki aslında İstanbul standartlarında daire fiyatları olarak baktığında bu yaşam alanı sunduğumuz Celaliye Kıyı Konakları bir projemizde her daireye bir otopark, 2 dönüm net yeşil alan, havuzu, bütün etrafı güvenlik kameralarıyla donatılmış, yerden ısıtmalı, dış cephemiz muhteşem bir ekiple çalıştık. Buradan Abdullah Kayım'a selamlar, Kayım Yapı. Ve bütün detayları ince şekilde düşünülmüş böylesi bir projenin aslında İstanbul standartlarındaki bir rakamlara baktığımızda çok çok geride bile kaldığını düşünüyoruz. Çünkü yaşam denize 100-150 metrekare bir mesafe, 150 metre mesafesinde. Tabii burada normal zemin katlarım, ulaşıma çok yakın Ahmet abi burası. Satışa hazır
anahtarı üstünde iskana alınmış böylesi güzel bir projede 3,5 milyon liradan başlayıp 5-5,5 milyon bandında 3+1'lere ulaşabilecekleri bir rakam. Çok da yüksek değil aslında bu. Derken şimdi özür dilerim de 25-30 senelik bina 3'ten 5'ten başlıyor İstanbul'da. Yani bu şekilde hemen arkamızda iki tane kamelya, çocuk oyun alanı, havuz, otopark dediğinde otopark hatırlıyorsan su geçişleri için çalışma vardı. Kardeşi yaparken diyordum ki vay be, şimdi az önce şimdi görüntüye de koyuyorum otoparkın giriş çıkışını. Yani maşallah hızlı bir şekilde, bir de gerçekten mükemmel bir görseli var. Hatta şöyle yapacağım, ben biraz sonra detayları alacağım ama Deniz, eline sağlık abim. Gerçekten mükemmel bir düzenleme yapmışsın. Yani bizim kızımız dedik, işini yapıyor dedik. Bunu da burada ispatlamışsın. Görüntüleri alacağım. Hatta şu etraftaki o biblo mu derler ona. Onların görselliği gerçekten mükemmel. Eline yüreğine sağlık kızım. Burada sanırım yanılmıyorsam ilk oturan, gelen, taşınan bir misafirimiz, yani mal sahibimiz var. Tabii tabii. Burada yaklaşık şu anda 6. haneye ulaştık. Oturum başladı. Dediğimiz gibi iskanımızı aldığımız projemizde. Onun için birbirinden kıymetli dostlar edinmeye başladık. Buradan böylesi bir projede çoluğuyla çocuğuyla yaşayıp huzurlu bir, sağlıklı bir yaşam isteyen, kendisini mutlu hissedebileceği muhteşem bu projeye kendini herkes rahatlıkla teslim edebileceği, nedir o, deprem yönetmeliğine uygun imal edilmiş. Bu projede anahtarı üstünde komple bitmiş, iskana alınmış. Satılıkta 2+1'lerimiz, 3+1'lerimiz ve 5+2 dubleks dairelerimiz var. Onun için buradan diyoruz ki çıkın çıkın gelin. Vallahi ben şimdi burada oturacaklara şunu söylüyorum. Ben giriş kattaki oturanı kıskanırım. Çünkü sizler tamam yukarıdan bu güzelliğe bakıyorsunuz ama hemen sanırım oradan giriş kapısı var değil mi buranın? Evet, tabii. Oradan direkt bahçeye, havuza gidebiliyor. Çok şanslı diyeceğim o zaman. Bir gidelim yanına doğru. Umarım röportaj vermeyi kabul eder. Sürecimiz kısalıyor. Çünkü çalışan personelle bir iftarın söz konusu. Zaten onu çekecektik Allah nasip ederse. Ben şimdi sevgili artık ev sahibimiz diyeceğim. Misafirimiz diyeceğim. Biz ona misafir olacağız. Umarım kabul eder. Hiç duymadan kilitliyor bizi ama kamerayı oraya doğru bir çevirelim. Efendim dedim ki acaba kabul ederler mi? O kadar güler yüzlü, o kadar samimi, içten misafirperverler ki ben acaba onlar mı misafir, biz mi misafiriz diye düşünüyordum ama sonuçta 5 ay önce yapmış olduğum yer bu hale gelmiş. Biz misafir geldik. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Ben Serpil Ayoğlu. Çok şanslısınız. Evet. Birincisi direkt bahçeyle temaslasınız. İkincisi ilk katılan, ilk gelenlerden. İlklerdeniz, sizler. Evet. Aynen. Zaten ya, o yüzden geldik. Nerelisiniz? Çatalca, buralıyız. Aynen. Biz 13 kilometre mi? 14 kilometre ileride. Eşiniz değil mi? Hakan Bey, niye Serpil'den kaçıyorsunuz? Biraz yaklaşalım diyorum. Yani acaba diyorum bir şey mi? Işığın ışığına gölge yapmayayım dedim. Yani. Ben Hakan Dayıoğlu. Çatalca'dan geldik. Yeni taşındık. Emekliyiz. İkimiz de karı koca. Aynen. Emekli hayalimizi dedik, şöyle denize yakın bir yer düşünüyorduk. Şemsettin Bey'i yakalayınca kaçırmadık. Peki nereden emekliyiz? Özel sektör, Akçimento, Akçansa. Yani çok özür dilerim. Belki siyasi olarak düşüneceksiniz ama sakın düşünmeyin. Emeklinin gerçekten zorlandığı bir dönemdeyiz. Ne mutlu size ki Allah bunu nasip etti. İşte tadını çıkarıp, emekli böyle tadını çıkarmalıydı. Lafınızı kestim de, nasıl buldunuz? Burayı mı? Yani alan olarak, konum olarak, bina olarak. Yani çok güzel, çok mükemmel. Yani biz hani böyle bir şey bu kadar bile beklemiyorduk. Hani bizim hayallerimizin ilerisine taşıdı bitmiş hali.
Çok mutluyuz, çok memnunuz yani. İyi ki de buraya geldik ve bu evi aldık diyoruz. Düşünelim ki bir ay sonra buranın tadı bambaşka olacak. Tabii ki, aynen. Bir de Şemsettin Bey'le benim daha önceki röportajımda şunu konuştuk. Ben mümkün olduğu kadar yani daire alanlarda komşuluk ilişkilerine çok dikkat ediyorum. Şimdi baktım vallahi bismillah bir de bir o kadar güler yüzlü bir çift, o kadar sıcak, samimi ki inşallah diyorum diğerlerde böyle olacaktır. Ben buraya rahat gelirim o zaman. Şemsettin Bey, bir de çay kahve. Bak başkanım, ilk defa geldim, su içmek nasip olmadı, çayı kahveyi karar aldım. Evet, sizden de ben Hakan Bey ve ailesini tanımaktan şeref duyuyorum. Çok iyi bir dost. Biz ticaret yaptığımız zın dışında kendimize Allah nasip ederse ömrümüz boyunca bu bölgede, ben de bu bölgede yaşayıp yaşlanmayı düşünüyorum, planlıyorum çünkü başka bir yerde yatırımım vesairem de yok. Onun için Hakan Bey'i ve Serpil ablamızı da tanımaktan çok şeref duydum. Çok güzel insanlar ve kesinlikle böylesi ben de içime sinerek ve hala daha bir şeyler katmaya çalışıyorum. Kendileri de görüyor zaten. Böylesi bir projede hakkıyla ve layıkıyla oturmayı nasip etsin inşallah. Onun için şu var başkanım. Trakya'nın insanların sıcak, samimi, yeryüzlüğünü direkt gördük, farkında mısın? Tabii. Ben o çok önemli bir noktaya değindin Ahmet abi. Ben 27 yıl oldu Celaliye, Kamilova bölgesindeyim. Buranın insanların, kendi Trakyalı diye tabir ettiğimiz bu insanların bize güveni ve kendilerini teslimiyet noktasında bize evlerini açmaları, gönüllerini açmalarının sayesinde bu noktadayız. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Tabii ki dönemsel maddi ülkenin sıkıntılarından biz de nasibimizi aldığımız için bazen dönemsel sıkıntılar çekmiş olsak da bu bölgede var olmaya, bu bölgeye hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Allah'ın mutluluğunuzu daim etsin, yüzünüzü hep güldürsün. Söylemek istediğiniz başka eklemek istediğiniz bir şey var? Ya aslında biz huzur istiyoruz dedik. Bize huzuru verdi sağ olsun. İnşallah da insan hani Allah ilerle karşılaştırsın. Öyle olacaktır. Bundan sonra da öyle olacaktır inşallah. Ben anladım, bu ülkede sen iyiysen karşındaki mutlaka iyi oluyormuş. Dedim ya orada röportaj alırken içimden acaba röportaj verirler dedim. Ama geldiğimde sanki yıllardır kardeşimin yanına gelmiş gibi ben de rahat ettim. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ramazan'dan sonra gelin buyurun. Çay, börek, İnşallah. Kahve. Ama ya ışığına engel olmayayım diye uzaklaşmak. Yok. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum bu sıcak samimi aileye. Birkaç tane daha yer var gidilmesi gereken. Bugün seni yormamak adına buradayım ama bir de akıllı adamım ben sonuçta. Bir dahaki sefere geldiğimde buraya uğramak için orayı bahane ederek geleceğim. Bizi izlemeye devam edin.